Evet, Ahmet Çakar. Aynı müziği tekrar istiyorum. Hangi müziği? Bir şey söyleyeyim. Bu olaydan sonra bir şey söyleyeyim mi sana? Olmadı, yetmedi gücümüz. Hocam güç yetmedi değil. Hakem çalıştık, çok erken, çalıştık. Hakem çok erken maçı bitirdi. Sinan, hocam ben erken karar verdim. Ben karar verdim. Sen mi söyledin? Yani çünkü havlu attı. Şey vardır. Baktım. Havlu attı. Gerçekte sağ kaçta açılma. Muhtemelen, muhtemelen maksiler kemikte çatlak olabileceğinden korktum. Biraz adam hocam karışık. İlk aldığın değil, ikinci aldığın. Gözlerim, gözlerim biraz böyle şeydi. O gündür, bugündür sende arıza kaldı. Tamam mı? Sendeki bu popüler, kültür merakı davranışlar o yumruklardan sonra. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ama hata bende, seni tam hazırlayamadım. Suçluyum. Paris. Bizim suçluyum. Kim Paris'ten yapan doğru diyorsun. Bizim çocuk. Gökhan. Gökhan'cığım, senden rica ediyorum. Şu Mike'ı. İkinci maç geliyor, geliyor. Şu Mike'ı ne yaptı mı? İkinci maçı ver kardeşim. Onu hazırla, senden rica ediyorum Gökhan'cığım Paris'e. İkinci maç böyle bana olmayacak Sinan. Ama seni, seni nasıl bir montaj? RGS yaylalarında hazırlayacağım. Hocam nasıl bir montaj yapmışlar ya? Helal olsun. Helal olsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kırgını bırak da. Bu Mike var ya. Bu kim bunu dövmüştü? Hollywood mu dövmüştü? Hatırlamıyorum. Hollywood. Bu kulakçı değil mi? Hollywood tabii. Hollywood. Kulak koparttı. Orada aciz kaldı. Aciz kalınca kulağını aciz kaldı. Bak Hollywood. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim. Sıkıştı orada. Ters yakalandım ben. Orada bak. Çok ters yakalandım. Sinan göster orayı. Al al ver bakayım Uğur'cum. Pardon şey Ahmet'cim ver. Oynat bak. Serkan'cım. Serkan'cım. Hangisini istiyorsun hocam? Başlasın maç. Bir anda bana bak bir şey söyleyeyim mi? Bana nasılsın Sinan derken vurdu aniden. Bak. Sinan'a diyorum ki, bak Sinan'a diyorum ki evet. Şu anda, bak Sinan diyorum. Bak geliyor hocam bu şimdi herif, bir dakika. Hayvan. Kabul et. Çok güçlü. Baksana yani hocam güçlü. Burada tamam. Antrenörüne bak. Sinan zaten açık konuşuyor. Herifin vücut kitlesini bak, gördü. Bak bana hocam. Bak dur bak. Burada. Şurada dur konuşurken. Dur. Geri gel, geri gel, bak. Geri gel. Konuşurken. Sinan dur. Burada. Sinan'a ne dedi biliyor musun Sinan? Ya Allah bismillah. Sen başaracaksın ama Allah biliyor ya başaracağından. Fazla da umutlu hocam. Değilim. Korktum şu. Öldürmesin. Sakat kalır diye korktum Sinan. Hocam, tamam mı? Hocam. Telefonum kilitlendi. Hocam mesaj atıyor bak. Rasim okusun. Telefonum kilitlendi. Hocam diyor ki. Milan babam. Baba diyor. Telefon kilitlendi diyor. Doğru mu diyor. Sinan. Ay Allah'ım yarabbim. Ve Sinan sen şu andaki suratını görüyor musun? Hocam, ne kadar zayıfsın. Hocam burada diyorum ki. Burada diyorum ki. İdmanlısın. Bugün yani. Seni affediyorum diyorum aslında. Yok affediyorum diyorum hocam. Bak bu bir. Hocam bak bu bir para maçı. Doğru. Bu beni dövdü. Onun ikincisi var. Bu dövdü. Oradan aldık 8-10 milyon dolar ben para şey aldık söyleyeyim. Hocam. 8-10 ben milyon. Rasim aldı 2. Sen aldın 2. Ben 7 daya aldım 4. Ben 2 almadım. Ben 2 almadım. 2 geldi sana. Hayır abi 1-500 onu arada 500 sen mi götürdün? Ben 2,5 aldım. Şimdi. Ben 2,5 aldım sesimi çıkarmadım. Şurada devam ettir. Devam ettirelim. En büyük hata Sinan'a birazcık Kırım'dayken çalışırken anabolizan steroid mesaj yaptım. Adenisi artsın diye ama dopinge gireriz korktum. Doğru. Allah korusun şaka. Bak şimdi hocam. Burada Rus oligarklar arkada. Bak, bak burada diyor ki Beyaz TV'de söylediklerini unutma geri bak, gel. Burada tarih var ağır tarih var biliyor musun? Beyaz TV'de söylediklerini unutma diyor. Ve bak bana geliyor bana buraya gelirken bana böyle yapıyor. Hocam bak ama bana. Sen bunu hak ettin Beyaz bana TV'de söylediklerini unutma. Bana diyor ki ne haber Sinan abi diyor aniden vuruyor. Beklemiyorum. Zaten bak, bu yumruktan sonra ise bak Sinan en büyük hata söyleyeyim o iki tane şimdi bak bir yere geleceğim. Devam edelim. Ve korkuyorum Sinan 60'lı yaşlara gelince bir şey çıkacak bak niye anlatayım. Alzheimer bir dakika abi. Ne o park? Ne o park? Bak bir gel seni bir gel hafif geri gel. Burada. Dur geri gel bir geri gel bir. Sinan abi. Bir geri gel dur. Gel 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 bak dur şuradaki bakışa baksana bak evet. Sinan abi sana. Şey, orada bir şey bu normal bir bakış hayır. Değil. Aslında aslında Mike Tyson'a dediler ki. Elif haklı kardeşim. Aslında Mike Tyson'a dediler ki. Maymuna çevirdiniz Elif'i burada 3 ay. Bakmayın hafif yağlı olduğuna. Çünkü evet. Mike Tyson daha diri Sinan hafif yağlı. Yine gücüm hocam. Var. Mike Tyson'a şunu verdiler zehirciler. Dediler ki bu adam çok tehlikeli. Bu adam mış gibi yapar ısırır. Hocam yeter. Burada kalleşlik yaptı ben sana itiraf edeyim. Hatırla yaptı. Hocam konuşurken ne haber Sinan abi dedi vurdu ya. Yani. Devam edelim. Bak şimdi. Öyle mi olmuş devam edelim. Yalnız piyano. Bakıyor. Bak dur burada ne diyorsun Sinan abi? Mike. Biraz sonra seni biraz diyor. Sonra seni çok kötü yapacağım diyorum Mike. Biraz sonra seni çok kötü yapacağım diyorum. O sonra geliyor benim yanım derken bak devam ettir bak orada en son bir lafı var bana geliyor. Bak devam edelim. Yumrukları tokuşturken. Devam edelim. Bak burada saydırıyor Sinan abi. Aa sövüyor. Sinan sövüyorsun. Hayır, görüşeceğiz Mike. Dudak diyor. Evet. Dudak. Işıklar burada ne hissettin Ahmet bir hocam? Bir şey söyleyeceğim sana. Bir daha ver abi. Burada hissettiğim şey. Karardığında. Hocam hayır. Burada bir şey söyleyeceğim sana. Ben burada matan maça başlamadan önce su içtim. Suyun içine bir şey mi attılar acaba? Yok oğlum atamaz. Hocam kafa gitti. Evladım şimdi. Suyunu falan ben veriyorum bak, şey. Tamam. Bak. Bak burada bir anda çakıyor. Bir dakika. Bir dakika. Hocam bak kardeşlik yapıyor. Bir dakika bir devam et. Devam et. Kardeşlik yapıyor. Düştün. Ben dedim ki döndüm Rasim'e. Rasim. Havlu atalım.
Rasim öldürecek dedim hayvan. Doğru, aynen tamam dedi. Aynen devam dedi. Edeyim mi? Aynen dedi. İşte bu. Hocam Piero. Bak, şu yumruk var mı? Hocam Piero. Eğer bugün bu gömdü var. Bugün bak, Sinan. Eğer bugün Sinan yıldı. Beşiktaş %50 şampiyonluk adayıdır diyorsa yıldı. Bilin ki bu yumruğu yarattığı şekerdir. İnanın bana. Gene dediğini bilmiyor değil mi? Bir geri gelsene. Bir geri gelsene. Serkan bir geri gelsene bak al. Bak bak alt yazıya bak. Yavaş dursana. Bir daha, yavaş dursana. Bir daha konuş dursana. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle dur. Yavaş dursana. Böyle dur. Yavaş dursana. Bak şimdi. Beyler. Bir şey göre. Ne yapsın, çaresi yok. Sinan, bu işi gördüm. Rasim bu işin doktoru. Dedim ki Rasim ne yapar, abi bırakalım dedi. Aynen dedi. Dedim ki aynı dönüşte gitti. Bak şeyden korkarım. Rasim genelde geri vites yapmaz ama. Morumsu yerden korkmadı. Sadece bu dönüşü yapar. Gerçekçiyim, gerçekçiyim. Oğlum kaybedeceğiz herifi. Tabii ya. Bak hatta söylüyorum. Şu ince kanama var ya, ince kan. Sol taraftaki. Yani aralıklı kanama. Orada ben dedim ki şey gitti. Kemik kırıldı. Evet. Zaten tekrar söylüyorum. O yumruk Sinan. Senin hayatın sonuna kadar. Beşiktaş'ı bugün %50 diyorsan da o yumruk. Efendime söyleyeyim. Şey de diyorsan. Efendim o abidir, bu amcamdır, bu benimdir. Karga şerefsiz diyor. Hep bu yumruk. Evet, devam edelim. Şekel bıraktı sen. Yönetmişli yıllarda bu yumruğun etkisi sende. Yavaş bursa abi. Alzheimer ve Parkinson olarak çıkar. Mike Tyson burada çok sessiz. Bizde Piero yok mu? Piero yok hocam. Beyin sarsıntısı. Sol yumruk 15. Yok. 11 santim ileride sol yumruk. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sol yumruk. Burada işte hocam bir dakika. Burada Sinan abinin başında. Doktorlar Ahmet Çakar, Yeşil Ben, Yeşil Ben. Rasim çökmüş. Ben çöktüm. Rasim'e diyorum ki oğlum elini sok ağzından. Bakalım ağzında kanama var mı? Çünkü çok kötüdür ha. Bak burada ne diyorsun hocam? Bu ben değilim oğlum. Hayır hayır ne diyorsun o yeşilli arkasındaki? Arkası yeşilli. Yok ben kararımı verdim zaten. Devam edelim. Döndüm dedim ki arbitro finish. Yalnız, at dedi ha tavlıyı göreyim dedi. Devam edemiyorsun. Anlamsız okuyor. Bak Sinan abi şimdi burada kulak mı ısırıyorsun Sinan abi? Bak dur. Bu Sinan şey yaptığını abi bilmiyor ki. Bak diyorum ki Sinan orada ne yaptığını bilmiyorsun ki. Hayır, hocam, hakem, maçı bak, hakem maçı bitirdi. Hocam bir anda bitirdi maçı ben anlamadım. Anlayamazsın zaten. Sen herifin kulağını kapmaya gidiyorsun oğlum. Hocam kulağını ay kulağına ben söylüyorum ısırıyorum. Hafiften de böyle bir sistemkar şekilde. Sistemkar. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Nasıl şansa kazandın diyorsun çok değişik ya şeyler burada kendin kullanabilirim ama. Kendin ölüyordun ya. Önüme rütük çıkıyor. Mike'le ilgili. Bana bak Mike. Adam ol. Evet. Bunun rövanşı var. Mike adam mı? Arkadaşlar nihayet ne demek istediğimi anladınız. Kalleşçe. Kalleşçe geldim ben çok beklemeden bana yumruk attın. Beklemiyordum. Yani aniden. İnsan bir hoş geldin der. Yani şöyle der. Biraz durur geri çekilir. Hoş geldin abi dedi hemen vurdu. Aynen. Tabii. Onun için evet ben sana bir şey söyleyeyim. Bunun peki devamı var. Mike Tyson. Bu hafta göreceksin Mike. Mike adam mı? Mike bu hafta değil, göreceksin. Adam değil adam. Sinan. Bu hafta göreceksin seni Mike. Seni bir daha tam hazırlamadan. Hocam bir şey söyleyeyim sana. Güçsüzsün Sinan. Ahmet. Mike için güçsüzsün. Şey Serkan. Ver müziği. Mike'a bir şey söyleyeceğim. Evet. Tek ışıkları indirin. Işıkları indirin. Ver müziği. Bir de baba. Çok sinirlendim. Beni dinle Mike. Pardon. Biraz daha Rasim'le bunun bir rövanşı var. Rövanşta ben sana... Ahmet Hoca orada eğer maçı devam ettirseydi bu maç farklı olurdu. Yani birinci round ile az 7-8 round giderdik. Sinan, Sinan. Ben eğer Sinan uygun görürsen ben sana iki cümle söyleyeyim. Ertem sen niye güldün bak ben. Sinan. Rahatladık ya. Sinan, abi çocuklar bizi seyretmiyor değil mi? Küçük çocuklar uyumuşlar bu saatte. Sinan'ım sevgili kardeşim. Söyledim. Ben seni sokakta bulmadım.
Birinci değil, ikinci yumruk bitirdi seni. Doğru, aynen hocamın tesisine kapsam. Hala hasarı yaşıyorsun. Ben de niye bu kadar çabuk maç bitirdin değil mi? Koca bitirmiş. Gece sayıklamaların. Doğru. Günde iki defa büyük abdese çıkman. Doğru. Zaman zaman mide ve unutkanlık problemi yapman, yaşaman. Doğru. Bazen sol kolunda istem dışı titremeler. Bunların hepsi Mike'ın attığı ikinci yumruktur. Yapma yenge konuşacak hatta, ya. Hatta ikinci yumruğu yedikten sonra dedim ki ağzına parmağını sok dedim. Rahatsız. Aynen dedim. Çünkü korkum şu. Allah korusun. Ağız boşuna filan bir karaba. Aynı buradan yersen ağzından çıkar. Abi hocam. Elini soktu. Ne vavuldun dedim. Tükürük dedi. Bir şey yok dedi. Hocam Sinan. Doğru. Hocam Sinan, ben sana biz kendimizi biz gerçekçiyiz Sinan abi. Teşekkür ederim evet. Benim düşündüğüm orada. Yanındaydın. Ben arkadaşlar Sinan abinin kendi müziğini vermeyince olmuyor. Abi, bir şey söyleyeceğim sana. Benim diyen tiyatrocu böyle role bak gülüyorsunuz abi. Gülmeyeceksiniz. Gülüyorsunuz konsantremi dağıtıyorsunuz. Sinan ama sevgili Burak'cığım yönetmenim kardeşim. Bak, Burak Sinan, var hayır. Filmdeki Burak var yönetmen Burak var. Görüyorsun nasıl hocam, oyuncu oldum biliyor Burak. Yalnız başa çıkarken ben senin kaybedeceğini biliyordum. Hocam sen bir şey söyleyeyim sana. Yani. Hepinizden Mike korkusu var. Zor var, maçtı baba. Mike'tan korkuyorsunuz. Var. Mike'tan korkuyorsunuz. Of. Yani sizlerle şüpheleniyorum biliyor musun? Niye? Mike'ın aşanı olabilir. Mayıs yapmış olabilirsiniz. Şüpheleniyorum. Bana benim üstüm oynamış olabilirsiniz Mayıs. Mesela ben bu kadar kolay bırakmazdım. Çünkü sapa sağlam mı arkadaş? Gözüm kanadı diye maçı mı teyrettiniz Sinan, sana ya? Sinan sen farkında mısın? Maç bitti. Evet. Soyunma odasına geldik. Doğru. Eldivenlerini ben çıkarttım. Sadece ağzından bir laf çıkıyor. Anne. 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 Anneciğim. Aklıma birden. Aklıma birden. Sapık geldi. Rahmetli annem. Psycho. Psycho filmi. O kim ya? Tabii. Sapık filmi annesi var. Anlatayım mı? Tabii, annesini anlatayım. Şey yap kesiyor. Abi kaldır şu aynen. Şey. Ümit Okar ama kalsın. Güzel müzik hocam. Arkadaşlar. Bu dinlendi hocam. Hocam bu müzik beni dinlendirir havaya sokar. Şimdi soyunma odasına girdik. Evet. Parasempatik aktiviteden dolayı Sinan altına yapmış. Madem herkes konuşuldu. Ne yaptı ne yaptı? Altına bırakmış. Altına yapmış. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsan aldın darbeyi. Ben yavaşça eldivenleri çıkarttım. Sinan da aşağıya yaşıyor. Evet. Anne. 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 Ulan dedim bu herifte arıza mı var? Hiç bana anasından babasından bahsetmedi o şekil. Annesi babasına tanımam rahmetlileri. Hiç annen de rahmetli mi Sinan'ım? Çok önce tabii. Allah rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Dua istediler. Çok önce. Ulan Sinan sapıttı. Anne, 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 anne diyor. Birden aklıma ne geldi biliyor musun? Hayatımda beni en etkileyen film. Psycho. Sapık. Sapık. O Anthony Perkins'in annesi vardı. Annesinin tipine giriyordu. Belki tırnak içinde entens ilişkiden kaynaklanmış bir sevgiden korku dolayı filmi seyretmem bir ben sapık olup motelde müşterilerini bıçakla doğrayan. Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri. Seyretmem abi. Korku filmi seyretmem ben. Sapık hocam. Seyret. İçim Psycho. Abi. Seyretmem abi. İçim kalkar. Özelliklerini söyleyeyim. Pupila reflekslerine bakıyorum. Vardır ya. Evet. Arıza var. Sadece anne, anne, annem, anneciğim diyorsun. Korkmuş, aşırı korkmuş. Altına bırakmışsın. Sol kol titriyor eyvah dedim gitti. Kalıcı sekeldir bu. Kalıcı sekel. Anne işte. Psycho. Psycho'nun annesi bu. Abi, annesi film mi? Annesi. Öldürdüğü kadın. Anthony Perkins bu. Anthony Perkins'in annesi. Seyretim abi böyle filmleri ben. Ertem ne dehşet ekibim var. Sen biliyorsun değil mi bunu? Ya Anthony Hitchcock var. Dur. Bak işte bu. Dur. Abi aşağı yukarı. Pat pat pat. 15-20 yaşındayım. Babamın Allah rahmet eylesin. Alfred Hitchcock filmlerine hastaydı. Bana göre 3 tane zirvesi vardır. Biri kuşlar. Sapık. Sapık. Ve arka pencere. Arka pencere. Şimdi bu Psycho'da arıza şu. Hitchcock uzmanıyım. Vay vay vay. Hocam bak, testere filmleri gibi evet, bu. Evet hocam. Hayır hayır çok daha nitelikli kaliteli. Testere de. Testere ben korku filmi. Testere alam ya. Bak ben alam, korku alam filmi. Ya. Hocam ben bak korku filmi severim. Ben aşk filmi severim. Bak bak. Aşk filmi dram olacak bende. Ben öyle vurdulu kırdılı filmler sevmem. Sinan. Böyle kesmeli mesela. Şey seversin. Ben aşk, love story filmleri. Ali Mahfes, Sinan. Baba, baba. Baba ya baba. Baba, baba. Ali Mahfes'i sever misin? Efendim? Baba, baba müthiş film ya. Dünya. Baba filmler hocam. Bak gelmiş geçmiş sinema tarihinin en, filmini en, sana söyleyeyim mi? Baba. Bana göre bir zamanlar Amerika, bir zamanlar Amerika. Ve baba. Baba film seri baba sahibi. Bir ama bir zamanlar Amerika bana göre. Fena değil. O da çok i̇şte, güzel dur, hocam. Dur, dur. Sergio Leone. 16-17 yaşında bir şey. Burada dur, sakın çevirme kadıncağızı. Rahmetli Mustafa Çakar, babam. Evde TRT televizyonları bu filmi seyrediyoruz. Bir dakika, bir dakika. Tweet geldi. Tyson tweet mi attı Mike Tyson? Rövanşa çıkmayacağım mı? Dur hocam dur. 15 yaşında hocam. Onu konuşuyor. Hocam Mike Tyson tweet atmış. Ne demiş? İşte geldi şimdi. Neymiş? Rövanşa çıkmayacağım demiş. Aslana bana. Vallahi. Evet burada.
Ha, o zaman bir işte bir iş var. Çıkmayacağım demiş. Sinan'ım dinle. Hocam 15 yaşındasın. 15-16 yaşındayım. TRT televizyonları var. TRT evet. Siyah beyaz. Rahmetli Can Akbel açıyor, Can Akbel kapatıyor. Gece 12'de televizyon kapanır. Siyah beyaz TRT. Ya. Arfet Hitchcock'un Psycho adlı film oynuyor. Anthony Perkins başrolünde. TRT'de oynadın mı film abi? TRT'de oynadın mı film? Hepsi oynadı. Hem de defalarca oynamıştır. Vallahi lan. Kardeşim titreye titreye seyrediyorum ama takılmışım. Bir çocuk. Annesi ölmüş, babası ölmüş, bir otel almış. Ufak bir ilçede. Oteli işletiyor. Otelin yukarısında böyle tuhaf, dramatik bir kulübede yaşıyor. Aynen. Otele bir para... Anne, arası anne sesine geliyor, ince bir ses. Anne! İşte anne dedin ya Sinan'ın, anne! Demesi. Bana onu aldım sen. Anthony Perkins'in sapığını hatırladı. Tamam. Oraya gelen soyguncu kadını önce banyodan dikizliyor. Tamam mı? Çok kötü andır o, banyodan dikizliyor. Sonra duşta bıçaklıyor. O bıçaklamaz abi. Sonra o polisi öldürüyor. Sonra bir kadın FBI ajanı geliyor. Şeye iniyor evin bodrumuna. Hocam çok FBI kadını, FBI ajanı, evet. Polis kadın. Hocam. Suçlu katil olarak bir kadın arıyorlar. Yavaşça çevir işte ve burada. Döndür. Allah dediğim andır çevir. Döndür. Çevir. Evet. Çevir. Hocam çocuklar çevir. Vardı bu saatte çevir. Korkarlar. Çevir. Ya. Çevir. Ya işte hocam ne yapayım hocam? Hayvanoğlu hayvan psycho. Hayvanoğlu hayvan psycho. Anasını gömmemiş. Herifin çünkü en büyük zevki hayvanları filan mumyalayıp. Kim var anası oğlu? Evet. Aa, kendi i̇şte bu. Psycho bu. Ya hocam. Kadın kılığında psycho. Bu saatte çocuklar vardır bizi zaten. Filmin sonu. Filmin sonunda öldürülüyor zaten. Filmin sonu öldürülüyor. Ve o günden sonra. Apa pardon şey oluyor öldürülüyor. Burada bakın sonda bir mesaj vardır. Adamı. Şimdi Amerikan... bunun benim filmle maçla ne alakası var? Anlatıyorum hocam. Anlatıyorum. Anneden buraya geldim ben. Anneden. Tamam lan. Hani benim tamam, benim hocam, bu ne hocam ya? Bu ne annesi, ya? Hayır o ne biliyor musun? Işık sallanıyor ya. Görsel bir şey. Bu sorgu odasında üzerinde bir battaniye var. Çift artık kişilik. FBI, çift kişilik. Amerikan kolluk kuvvetleri yakalamış adam idama gidiyor veya akıl hastanesinde. Şimdi adamın sağ eline bakın. Yavaşça sağ eline bakın. Kaldır abi büyüt adamı. Sesi yükselt. Bir tane psycho yeter, üç taneye gerek yok. Bizleri kaldır oradan. Ahmet. Eline sinek konuyor. Sineği mi kesecek? O kadar insan öldürmüş olan psycho, Anthony Perkins. Hocam için film hocam bu korku. Sineği azat ediyor, öldürmüyor. Hakikaten mi? Evet. Ha, sen Mike Tyson'ı öldürmedin işte. Vay. Sinek Mike Tyson'dı. Hayda. Mike Tyson. Aferin Ertem. Ne büyük çıkardın. Aferin Ertem be. Buradan bunu nasıl çıkardın? Tebrik ediyorum seni Ertem. Onun için ya. Şunu itiraf edeyim. Programlarda kendimi Anthony Perkins gibi. Hocam. Dışarıda ise şunu Türkiye'ye itiraf edeyim mi? Ver müziği Şapkın. Tabii hepimizin yetişkinlikteki karakterini bu tür gençlikte seyredilmiş filmler etkiler. Ve travmalar, etkiler, dizayn eder, belirler. Allah biliyor ya, televizyon çıktığım an, Ertem programı açtığım kendimi Anthony Perkins, program bittiğinde kendimi yine Anthony Perkins ama o sineği azat eden, garip Anthony olarak hissediyorum. Ama şey başlayıcı o annesi rolüne giren oluyor. Program açıldığında zamanında annesiyle büyük problemler yaşamış. Saçına peruk takıp sağa solu kesen adam. Hatta annesini gömmeyip bodrumda mumyalayıp saklayan Anthony Perkins gibi hissettiğimi itiraf etmek zorundayım. Ben sizler gibi değilim çocuklar. Bitince yine saykosun ama değil sefer... sinek ne görürsem göreyim bak dalgana yavrum derim kusura bakmayın evet. Nerede kalmıştık Bursa Fenerbahçe Türkiye Kupası oynuyor değil mi yarından sonra Çarşamba Göztepe şampiyon hocam göz Göztepe helal olsun Göztepe. 2018'de ilk 5. Var ya sinemada ilk 5'te olacak. Sinemada bilim zerrim bir şey oldu be. Gözlerim var ya gözlerim karıştı. Şimdi abi bak öyle oldu be. Obradov için bir grafiği gelsin ekrana. Geçelim Ertem, biraz konumuza. Şimdi bir şey söyleyeyim. Adamın kralı. Sevgili, buyur gelmesin şimdi. Gelmesin sevgili bizi seyreden seyirciler. Eyvah bir şey hepimiz, var. Hepimiz. Gene mi? Yok bir şey yok ya hepimiz. Gene mi?
kelli felli insanlarız burada oturuyoruz. Futbolda konuştuk. Uzun bir futbolda konuştuk, ettik. Konuşuyoruz da hep konuştuk. Cumartesiden beri de konuşuyoruz hepsini. Amaç hem biz burada keyif yapalım. 37 hem de siz, aynen öyle. Hem de siz televizyonun başındaki insanlar eğlensin, keyif yapsın diye. Yani sizler için bunu yapıyoruz biraz da. Hem de kendimiz de eğleniyoruz. Yani kalkıp da burada sosyal medyada şöyle böyle değil. Burada bazı şeyleri bazen hafif saflıkta yaptığımız oluyor. Salaklıkta yaptığımız affedersin oluyordur belki. Gırgıra yapıyoruz onları. Ama sizin kadar akıllıyız biz de arkadaşlar. Sadece eğlenin. Biz de eğleniyoruz, keyif yapıyoruz. Dışarıda böyle değiliz ama. Ya. Dışarıda başkayız. Ya, sosyal medyada çok akıllı insanlar ya, da var. Dışarıda, dışarıda, hayır hayır. Dışarı, ne diyorsan yani, dışarıda başkayız. Yani 2 kere 2 4 eder. Onu da biliriz. Hepsini de biliriz. Yani derler ya 2 kere 2 daha 4 eder. Biliyoruz işte 4 ettiğini yani. Anlatmayın bize matematik bilmem neyi falan filan. Burada bir tartışma ortamı var. Burada hepimiz aynı şeyi söylersek 10 dakikada biter program. Dolayısıyla burada bir gırgır, eğlence. Siz de televizyonlarınız başında, biz de mutlu olun diye yapıyoruz. Yani bunu başka türlü yorumlamayın. Sizden ricamız. Evet. Sinan'a evet. Milyon dolarlar versen. Evet. Sinan'a böyle, böyle şey anlatır mısın Sinan'la? Sosyal medyadan gelen saçmalıkları hiçbiriniz dikkate almayın. Aynen öyle. Saçmalıkları. Evet, saçmalıkları. Bravo. Hiç dikkate bak. Bizim burada yapmış olduğumuz, hocanın yapmış olduğu, hayır burada yapmış olduğu, hocanın yapmış olduğu bu tek konuşmaları kalkıp da farklı farklı algılayarak farklı farklı yorumlamaları, yani hayır. Yolda geçtiğimiz zaman insanlar bizi 60-70 yaşında yaşını başına almış kadınlar, adamlar, insanlar da seyrediyorlar. Tamam. Biz futbol programı olsak, tek yani futbol programı derken sadece futbolu konuştuğun zaman insanlara Lig TV, NTV oraları seyretsinler, oraları seyrediyorlardır. Biz bunlar da bizle buluşsunlar diye bir takım espriler yapıyoruz, bir takım gırgırlar yapıyoruz. Ha bunu söylemeye ihtiyacını, söylemek zorunda mı? Değilim. Evet. Ama yani böyle değiliz biz yani. Dışarıda falan böyle falan değiliz yani. Söylemene bile evet. Gerek yok. Seni bilen nerede 25 milyon taraftar? Herkes 25 milyon taraftardan bahsediyor ama bu bir hikaye diyor Obradoviç. Fenerbahçe tarihinde ilk kez Final Four'a kaldı. Pazar akşam bunu Obradoviç söylüyor. Dünya basketbolunun bir numarası yani Jose Mourinho'su. Pazar akşamı saat 19'da herkes Efes maçına gelebilirdi. Tribünler boştu. Kötü hissediyorum. Herkes 25 milyon taraftardan bahsediyor. Bu sadece bir hikaye. Bunu hiç unutmayacağım diye konuştu. Şimdi kafalardaki soru işareti bu şu. Obradoviç doğru mu söyledi? Evet, doğru. Herkesin bunu çekmesi lazım. Haklı. %100 haklı. Peki bunu İsmail Kartal söyleseydi? İsmail Kartal söyleseydi adam olurdu. Adamlık zaten adamdır. Aa, adam neyse. Oldu adamdır. Hayır, ya, adam İsmail oldu. Hocam adam oldu. Ama Allah aşkına. Allah aşkına. Güçlü adam lütfen. Olurdu. Bir dakika. Şey güçlü adam olurdu anlamı okey. Güçlü ama adam. Adamın kralıdır. Güçlü adam olurdu. Güçlü adam olurdu. İsmail Kartal korkmazdı. O zaman saygı uyandırır. Şimdi bu laf bu haklı ama söylenmesi riskli bir laf. Ben sana bir şey haklı söyleyeyim mi? Ama söylenmesi riskli lafları eden adamlara güçlü adam. Hayır, ben şunu söyleyeceğim. Şimdi İsmail şey Kartal hatırlayın. Bunlar aylar önce. Sayın Mahmut Uslu, biz bir cumartesi akşamında Sayın Mahmut Uslu için İsmail Kartal sopanın ucunu gösterdi hatırlayın. Hatırladınız mı? Siz dediniz ki masaya vurdunuz aferin İsmail. Evet, böyle, böyle dik duracaksın diye. İsmail Hoca'nın bir konuşması olmuştu. Yönetim kendi işine bakacak gibilerinden. Söylüyorum. Gerekirse İsmail Hoca herkesten daha sert de konuşur. Bu. Ben ona bir şey demiyorum. Bak konuşur. İnan bana herkesten daha sert de konuşur. Ama şu sözü İsmail Hoca söyleseydi. Şimdi bir kere bir şey söyleyeyim mi hocam, sana? Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Beşiktaş indi. Sabiha Gökçen Havalimanı. Sayın Mete Vardar, Beşiktaş kafilesi İstanbul'a döneceğiz tekrar Obradoviç'e. Sezgin'e bırakalım sözü. Başkanım canlı yayındayız. Teşekkür ederim hayatım. Çok canlı yayındayız. Çok Beşiktaş hayatım. Liderliğe oturdu bu galibiyetle. Çok yorgunum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mutluyuz tabii ki ama teşekkür ederim. Sağ ol. Hayır, ondan sonra diyorsunuz ki ya işte Beşiktaş konuşulmuyor. Beşiktaş işte şey yapılmıyor falan. Ya muhabir oraya gelmiş. Divine, sevgili Ahmet Müçebi. Yani oraya gelmiş bir emekçi yani saygı duymuş. Abi, saygı duymuş. Size saygı duymuş. Size hani
Ya geldiğini gösteriyor. Habercilik. Bir tane televizyoncu oraya gelmese derler ki ya kardeşim nasıl medya var? Hiç medyada yer bulamıyoruz. Abi gelmiş oraya. Konuşun işte kardeşim. Sebebi var ama bunun. He? Ahmet Nurçebi sanırım bize kırgın. Niye? Ne yaptı ki? Hal ben bunu bir 10 gün bir hafta önce ya. Hocam ne yaptık Ahmet Nurçebi'ye? Beşiktaş'a ne yaptık? Ahmet Nurçebi'ye. Hocam Ahmet Nurçebi'den daha fazla Beşiktaş. Ahmet Nurçebi'den daha fazla Beşiktaş savunuyorum. Fikret Orman'dan daha fazla Beşiktaş savunuyorum. Aynen orada. Öyle. Allah Allah ya. Ne alakası Beşiktaş var? TV'ye çevirdiniz diyorlar bize. Beni konuşturmasınlar şimdi. Sayın Ahmet Nurçebi. Sayın Mete Vardar biraz önce uçağa binerken Ertan Süzgün'e de yaptığınız tavırda unutmayacağım. Sayın Mete Vardar. Ne yapmış? Sizin burada bilmiyorum kimle ne sorununuz var ama Yapmayın bunu. Benle sorun olamaz. Bunu bu kanala yapmayın. Hayır. Sen Mete Vardar'la konuşuyorsun. Bizde bir sorun yok. Hayır. Konuşmuyor uçağa binerken. Hayır konuşmuyor. Geç kalmıştır uçağa. Bak uçak kalkıyordur. Benimle otobüs geç kalmıştır. O önemli değil ama gelmiş sevgili Ahmet Nurçebi. Orada oranın patronu sensin. Aynen öyle. Fikret Orman'dan sonra. Çek kenara. Kazandık. Gidiyoruz. Konuş ya, güzel güzel gelmiş konuş ya. Sonra Beşiktaş'a niye yer verilmiyor? İşte Beşiktaş'ın medyada hiç yer bulamıyor. Sevgili Beşiktaş taraftarı. Sonra kızıyorsunuz. Niye Beşiktaş'ı konuşmuyorsunuz diye. Burada belki de benle Ertem olmasak veya Ertem yani olmasa belki bu kadar fazla yer bulmaz biliyor aynen musunuz? Aynen öyle. Başka İnanmıyorum size. Bakıyorum ben 10 dakika bahsetmiyorlar. Konuşmuyorlar ya, bile Beşiktaş'ı. Ama maalesef siz de o zaman söyleyin arkadaşım niye medyada yer bulunmuyor? Niye popüler değil? Niye daha fazla popülaritesi takımın artmıyor oynayan futbolcuların? Söylemek istediğim bir şey var. Yapmayın ya. Buyur Süreyya abi bak. Onun için dedim Süreyya abi konuşsun daha iyi. Onu konuşmayacağım. Adam ne yapsın? Süreyya abi yerin daha iyi. Karşı bir tavır almışlar. Bir şeyler yok, var. Yok tavır yok, yok ya. Yok ya öyle olsa çocuk Olcay Şahin falan hepsi konuşuyor. Yalnız bildiğim bir şey var. Olcay Şahin eskiden daha uzun konuşuyor. Şimdi yarım yamalak konuşup kapatıyor. Yok Olcay adam. Sen gülüm de ne biliyor musun? O değil o değil. Şimdi konuşma yasağı vardır. Futbolculara konuşma yasağı vardır. Aynen öyle. Tamamıyla yönetimden. O önemli değil. Ahmet Nurçebi veya bir yönetici oraya gelmiş. Ve mikrofonda görüyorsun Beyaz TV. Yani bir buradan biz Ahmet Nurçebi'ye çok övgüler yağdırdık. Mete Vardar'a da çok övgüler yağdırdık. Aynen öyle. Ya herkesin çok hakkını veriyoruz. Ne diyoruz? Ya niye sevmeyeceğiz evet, kardeşim? Evet. Kimseyle ne diyoruz? Beşiktaş ne diyoruz? Şu an ürün satışında herkesi geçti. Forma satışı. Bir de. Evet, bugün hatta ben Emre Kocadağ'la konuştum. Sinan abi doğru söylüyorsun dedi. Forma satışında, ürün satışında patlama var biliyor musun Ertem? Evet, biliyorum. Bak ürün satışında tebrik ediyorum Emre Kocadağ seni. Tebrik ediyorum koçum seni. Gurur duyuyorum seninle. Aferin. Vallahi bir sezgim var ya. İkiye çeyrek var. Saat bir tek aynen sezgim saatler var. Saatler 01.45'i gösteriyor. Beyaz TV kameraları şu anda Sabiha Gökçen'de. Lider Beşiktaş'ı karşılıyor. Sevgili seyirciler, Sayın Ahmet Nurçebi konuşmadı. Çok yorgun olduğunu söyledi. Kısa geçeriz bundan sonra. Sayın Mete Vardar konuşmak istemedi. Ertuğ, söyledi. Konuşmayalım. Gitsin. Ertuğ bundan sonra kısa geçelim. Hiç kızmasınlar. 10 dakika. Zaten Sinan Engin yeterince kısa, söyledi. Kısa Sezgin konuşalım. 10 dakika abi. Konuşalım bundan sonra. Sezgin gelmez bundan daha sonra. Bundan böyle Beşiktaş gündemine. Sezgin gelmez. Hayır öyle bir şey olmaz. Beşiktaş Beşiktaşlılarındır. Hiçbir yöneticinin değildir. Bu ne? Evet. Ertem Şener, yaklaşık 45 dakikalık bir röterden sonra Beşiktaşlı futbolcular Sabiha Gökçen'e indiler. Biz gördüğünüz gibi başta Ahmet Nurçebi, ondan sonra da futbolculara mikrofon uzatmak istedik. Ancak burada basın görevlisi arkadaşlarımızın ilettiği bir not var. Hiçbir futbolcunun konuşmayacağını, bunun da yönetimin talimatı olduğunu, Ahmet Nurçebi'den gelen bir talimat olduğunu belirttiler. Aslında biz burada Cenk'le olsun, diğer futbolcularla olsun bu galibiyeti konuşmak istiyorduk tabii ki. Ama buna izin yok. Hatta şöyle de bir ifade var. Bunu da söyleyeyim. Eğer siz burada bir futbolcuyla konuşursanız biz işimizden oluruz dediler. Bunu açıkça saygı duyuyoruz söylediler. Onlara. O nedenle buradan herhangi bir röportaj yapamıyoruz ama kameraman arkadaşım Mehmet İzmirlioğlu'yla birlikte şimdi takım otobüsüne kadar tamam. gideceğiz ve onları buradan tamam. Nevzat otobüsün Demir oraya doğru geçin. Lideri buradan Nevzat Demir tesislerine tamam. uğurlayacağız. Hadi otobüsün oraya doğru geçin. Onları da verelim. Gidişini verelim. Beşiktaşlılar için veriyoruz bunu. Beşiktaşlılara saygımız sonsuz. Şunu söyleyelim. Sevgili seyirciler Olcay Şahan bugün kadroda yoktu. İlk 11'de olmamasına rağmen Ankara'da bizim Olcay mikrofonumuza Şahan karşı kardeşimdi. Konuştu. Buna rağmen konuştu. Çok teşekkür ediyorum. Başta Olcay Şahan olmak üzere. Onu da belirtelim. Beşiktaş yönetimi şu anda hiçbir mikrofona konuşmamasını istemiş. Beşiktaş otobüsünün oraya doğru gidiyor. Sezgin gelmez. Sinan kısa konuşuruz Ertem'ciğim. Bundan sonra kızmasın Beşiktaş'ta dostlar. Kısa konuşuruz. Ondan sonra deriz ki kardeşim bu kadar yer buluyor. Ratingleri zaten düşük deriz. Bilmem ne deriz. Yani fark etmiyor. Yani reytinge baktığın zaman evet. Televizyoncu da sen biliyorsun. Yani hangi evet. kimin daha fazla hangi takımın daha fazla reytingi oldu. Ama ona rağmen yine biz burada Beşiktaş'a çok fazla yer veriyoruz. Ama sevgili Ahmet Nurçebi bu işler karşılıklı.
Sen oradan pas atacaksın. Biz de buradan değerlendireceğiz, konuşacağız karşılıklı. Başka türlü gitmez bu işler arkadaş. Bravo. Konuşacaksın. Biz de yaptık bu işleri. Sen oraya yandın. Gelen bir emekçiye ben her zaman malzeme vermişim. Sen her zaman maaşet vermişsindir. Hep veririm. Benim telefonum. Ben hep yaparım. Çekerim kenara. Gel kardeşim buraya kadar gelmişsin. Hadi iki kelime sana söyleyelim. Yok böyle bir şey. Manşet veririz. Yok yani. Böyle bir şey arkadaş ya. Hadi bırakacaklar bu işleri ya. Saat 2'de lider dönmüş takım. 2'de insanlar kim gösterir ya? Bak Beşiktaş'a yönelik. Bir tane Beşiktaş pardon Rasim. Hiç bir ya. Tane karşılan Beşiktaş taraftarı yok. Aynen sadece öyle. Beyaz TV var. Evet. Sadece Beyaz TV var. Bir tane Beşiktaş taraftarı bile orada yok. Hadi çeksin abi. Bakalım var mı? Sezgin. Beyaz. Çekin bravo, bakalım bravo, var mı? Bravo. Bir bravo. Tane Beşiktaş. Sadece Beyaz TV. Bu bir saygıdır. Bakın lidere bravo. Saygıdır. Lidere saygıdır. Ertem'in iş alakadır. Ama maalesef maalesef yok. Ha, nerede abi? İşte. Orada aferin 3-4 tane o mahallede oturan çocuklar gitmiş oraya. Buyurun. Bak evet. Ben bir şey söyleyeyim bir Galatasaraylı olarak. Şimdi Sinan Engin'in dönemini çok iyi hatırlıyorum. Hem 2003 dönemi hem 2009 dönemi. Beşiktaş onun için şampiyon oluyordu evet. Zaten. Şimdi o dönemde de açık konuşmak gerekir. Türk medyasında Fenerbahçe ve Galatasaray egemenliği vardır. Kabul etmek gerekir. Evet, Beşiktaş. Bu senle ama senle anlatacağım şimdi sana. Anlatacağım. Bak, dışarıdan analiz yap. Yıllardır öyle ya. Sinan Engin bunun farkında. Gerçekçi adamdır. Farkında bir yöneticiydi. Serdar Bilgili de uyanık akıllı bir adamdı. Bir saniye. Özellikle manşet verirlerdi biliyor musun? Beşiktaş gündem olmak için özel manşet Rasim. Verir ve medyayı iyi kullanır. Rasim ben buradan Kültür Üniversitesi bak. Rektörüne seslenmek istiyorum. Sayın Rektörüm Kültür Üniversitesi'nde Sezer Şimşek isminde bir öğrenciniz var. Kültür Üniversitesi Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birisidir. Sayın Rektörüm. Emin misin? Size sesleniyorum. Ya siz Beşiktaş'ı konuşsanız ne olur, konuşmasanız ne olur diye şerefsizler diyen bir öğrenciniz var. Rasim Ozan'a, Sinan Engin'e, Ahmet Çakar'a, Ertem Şener'e seslenen bir öğrenciniz var. Kültür Üniversitesi'nde Sezer İstanbul Şimşek Kültür isminde, Sezer Şimşek isminde İstanbul Kültür Üniversitesi havacılıkta okuyan bir öğrenciniz var. Sezer Şimşek. Bu öğrenciniz hakkında suç duyurusunda bulunuyorum ve şu anda avukatımız da Beyaz TV'nin avukatları da devreye girecek. Ve bu öğrenciniz hakkında ve üniversiteniz hakkında, üniversitenizde okuttuğunuz bu öğrenciniz hakkında yasal işlem başlatacağız. Eğer gerekeni yapmaz, üniversiteye gidip bize gerekenleri söyleyelim. Mahkemeye de üniversiteniz adına gelecek. Eğer siz gerekeni yapmazsanız, bu terbiyeli öğrenciniz hakkında. Böyle bir talebeler yetiştiriyorlar. Sezer Şimşek, 1903 isminde bir öğrenciniz, Kültür Üniversitesi'nde, havacılık bölümünde. Ulan hıyar tost, beni görsen resim çektirirsin. Beni görsen resim çektirirsin. Burada Rasim abi görsen bayılırsın, resim çektirirsin, görsen oradan yazıyorsun ha? Ah be Rütük abi be, ah be. Bir serbest bıraksan ki şu şunlara beyler. Şunlara biraz konuşsak. Yok beyler. Hocam beyler falan yok. Bir şey diyeyim. Muhtemelen yok. Bu çocuk. Hocam, 19... Sakın hocam. 19 mu? Hocam 19'da ben İstanbul'u oynatıyordum. Al Abdülkerim de burada bak. 19 yaşındayken ne 19'u? Beyler. Çocuk mu 19'u? Bıraksın beyler. Bu işleri ya. Dediğim hocam gibi. Babam 19 yaşındayken ben annemin karnındaydım. Yapmayın demeyin böyle. Ne olursunuz? Ne diyorsun ya 19'muş. Her neyse bu çocuğun yaptığı iş doğru iş değildir ama bir anlık tabii ki bunun hukuki bedelini öder. Ne dedik ki biz hocam? Bir dakika. Hani kötü bir şey mi söyledik? Hayır biz kötü bir şey mi söyledik? Biz burada Beşiktaş'ı konuşuyoruz sen konuşsun. Affedin mi diyorsun? Affedin anlamı da söylemiyorum. Affetmeyiz merak bize etme öyle. Bize anlık küfür edip evet. Daha sonra evet. Mesela bana da oluyor. Ben artık sinirlenmiyorum. Hocam biz çoluk çocuk sahibiz. Şerefsiz değiliz. Buradan. Ya hocam çocuk sahibi. Ben bekarım. Her televizyonu çıkarım. Ben bekarım. Barlarda takılırım. Sokaklarda yatan bir zamanlıyım ben. Gülerseniz olmaz. Böyle derseniz ne olmaz. Yapacağım? Her televizyona çıkan bir saniye. Her televizyona çıkana Twitter'dan. Küfür şerefsiz. Bilmem ne. Bilmem ne. Yok ona küfür. Buna küfür. Olmaz hocam yapmayın. Yapmayın. Dün peki ne yapmamı istiyorsun? Hemen kaydetti. Kaydet. Olmadı kaydet. Hocam yapmayın. Kayıt oldu gitti hiç, avukata. Avukata gitti hemen. Hocam. Şu anda avukata da verildi. Kültür Üniversitesi Sayın Rektörü'ne ben buradan zaten şikayetimi yaptım. Kültür Üniversitesi nerede? Nerede? Kim sahibi kim? Her yerde hocam. Kültür sahibi kolejleri, kim? Kültür kolejleri. Kim sahibi kim abi? Sahibi kim? Öğreniriz. Sahibini de öğreniriz Öktör Bey. Sahibini de öğreniriz. Sen gerekeni yapmasan sahibine söyleriz biz merak etme sen. Gerekeni evet, inşallah. Peki ben abi olarak. Geri. Abi bu üniversitenin çocuğu benim hatırım için affedin. Oğlum sen de özür dilerim. Ya hocam bırak bu işleri. Ben yaşlandım. Yok öyle bir şey hocam kusura bakmayın. Şimdi ben... Affetmek Allah'a mahsustur. Hocam, hocam. Geç neyse Sezer Öztürk'le ilgili bir şey söyleyeyim. Bugün ameliyat oldu. Çocuğu affedin. Öyle mi? Sezer Öztürk bugün ameliyat oldu. Geçmiş olsun. Evet hem kasıklarından hem bileğinden. Yani maçta sakatlandı dediler. Yani Sezer Öztürk sıkmaz bıkmaz falan dediler. Doğru. Evet çocuk bugün ameliyat oldu. Sezer Öztürk. Geçmiş olsun diyelim buradan da kardeşimize. Evet. Evet. Çok sinirlendim ben hadi gidelim. Şu Obradoviç'le ilgili bir biraz önce Abdülkerim hocam bir evet. Cümle söyleyecektiniz. Şimdi Obradoviç tabii ki Fenerbahçe takım mesela
EuroLeague'de Final Four'a kalınca ha, büyük bir başarı elde edince tabii insan daha özgüvenli olur. Zaten dolmasını ister zaten yani. Zaten kariyeri de dolmasını ister. Yani o Final Four heyecanını bu maçta hangi seyirciyle... Maç bu? Hangi maçı? Bu Efes maçı bu hafta. Abi, Anadolu Efes maçı. Şimdi seyirci işte ben doğru göreceğim. Fenerbahçe Fenerbahçe seyircisi EuroLeague'e kalınca takım. Orayı kovalıyor. Yani normal bir lig maçını çok önemsemedi. Ben şuna bakma. Benim de bu kadar kalmadı. Obradovic'in... Ama bak bir şey söyleyeyim. Şimdi bunlar lig maçı. Öveyim. Obradovic'in müthiş. Kariyeri var, çok. Karizması her var, şeyi var, misyonu var, ben hatta vizyonu var. Hatta Fedio haklı ama İsmail Hoca'nın kariyeri yok, bak, karizması yok, misyonu yok. Bir şey söyleyeceğim hocam. İsmail Hoca'nın kariyeri var. Ne var? Kariyeri yok. İsmail Hoca'nın kariyeri var. Karizması yok. İsmail Hoca'nın kariyeri var. Misyonu yok. Yemişim karizmayı. Misyon. İsmail Hoca'nın karizması da var. Kariyeri de var. Misyon gibi. Bir dakika dur abi. İsmail Hoca dediğin adam Türkiye'nin en büyük... Obradovic'ten bahsediyoruz ya. Bir dakika. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynamış. Milli takımda oynamış. Çoğu atarım. Daha sert dalardı ama değil mi? Bir dakika dalsın. İsmail Kartal'ın. Sana çok tekme attı. Atmıştır. İsmail Kartal'ın kariyeri de vardır. Karizması da vardır. Yapma. Vizyonu bir Sinan, yapmayın abi. Yapma. Sinan bir kere Obradovic. Obradovic dünya starı bir adam. Star. Çok tanınan bir adam. Fenerbahçe takımının futbolcuları bile bunun kadar ünlü değil. Obradovic. Anladın mı? Ha, ben, dünyaca ünlü adam. Ben bir kere antrenörlüğüne falan korkunç saygı duyuyorum. Bu da dediği gibi EuroLeague'de Final Four'a kalmış takımın seyircisini kutlama amaçlı bu maça beklemiştir. Gelmesi gerek. Fenerbahçe yani adamın gördüğü bak, o. Tamam da. Ya yani normal bu. Şimdi bak Fener bunlar şimdi lig maçı. Sıralamada bir takım yeri falan pek değiştirmiyor. Şimdi ama asıl bu finaller çok başlayacak. Atatürk'a bir mantık. Türkiye Ligi'nde finaller başlayacak. O start olacak. Obradovic rahat olsun. Ben yalnız buradan Obradovic'in bahanesiyle Fenerbahçe futbolcularına seslenmek istiyorum. Bakın kardeşim bu adamı seyredin. Kazanma hırsı nedir? Kazanmaktan bıkmayan İzliyor adam nedir? İzliyor musun? Öğrenin. Fenerbahçe basketbol maçları seyrediyorsun. Hepsini seyrediyorum, kaçırmıyorum. Evet. Fenerbahçeli futbolcular Obradovic'e örnek almalı. Obradovic iyi değil. Tabii. Kazandıkça kazanmak istiyor adam. Bizim Fenerliler bir sene şampiyon oldu ya, bu sene yatıyor futbolcular. Almanya'dan. Bak adam doymuyor şampiyonluğa, başarıya. Almanya'dan. Doğru. Obradovic gibi sporcu olun, Fenerli futbolcular. Obradovic'in bu lafını beğenmedim. Almanya'dan sevgili hemşerim Maçkalı, ben Maçkalıyım biliyorsun, sürüm Maçkalı. Ediz ve Eylem Eyüp çiftine Almanya'ya çok selam. Ediz ve Özlem Eyüp çiftine çok selam söylüyorum. Bir de sevgili Caner Karaaslan'ın oğlu Yiğit Karaaslan ve Yağız Dinçeröz'e selamlar. Yağız Dinçeröz'e selamlar. Bu kadar. Evet. Biz de söyleyelim, bitirelim herhalde. Ama hocam bir şey söylüyor abi. Hocam bir de Kültür Üniversitesi'nin direktörüne. Obradovic Türkiye'ye gelmiş dünya çapındaki en kariyerli teknik adam. Hiçbir lafım yok. Her şey açıda, evet. Her dalda diyorsun. Tabii. Futbolda bile Türkiye'ye. Ancak Mourinho gelirse Obradovic'in eşliği geldi falan diyebilirim. Mourinho gelirse. Hocam Türkiye aslında kariyerli hocalar çok geldi de futbolda da. Abi bak Obradovic'in kariyeri. Obradovic'in kariyeri bilir misiniz? Bilmez miyim? Biliyorum hocam. Bir sene hapis yatmış bir trafik şeyinden dolayı bir adam ezdiği için. 35 yaşında çok ünlü basketbolu bırakmış. Ünlü koçlar kaç tane final, kaç tane EuroLeague evet. Şampiyonluğu sürdürmüş. İnsan olarak da çok zarif ve iyi bir insan. Evet. Amacı var. Evet. Yapma Final Four'a kaldık da çünkü... Biliyorsunuz ki Fenerbahçe Ülker basketbolda EuroLeague'de evet. En yüksek seyirci ortalamalarıyla oynayan takım. Evet. İşte o da diyor ama ki niye lige diyor bu önemi vermiyorsunuz. Allah Allah diyor. Yapma Fenerbahçe zaten bu sene Efes'te büyük bir ihtimal ya da Karşıyaka evet. Ya da Banvit. Bunlardan değil mi ikisi oynayacak. Belki de Darüşşafaka. Evet. Ama yani Fenerbahçe'nin en büyük favori. Evet. Buradan evet. Buradan bir dakika hocam, bir tane sözüm var. Gerard Schatz. Gerard Schatz. Bizi Almanya'da bir Alman da istiyor. Yanında bir Türk var tercüme ya. Ediyor. Aynen öyle, bravo. Hiç gerek yok ne bunlara. Güzelmiş. Ne bir ciddiyete falan tabii, bir gerek bravo. Yok bunlara. Bırak aynen abi. Öyle. Dalalım ki. Yıllık kazançları var. Instagram'da Sinan Enginiz'i takip edin. Orada güzel şeyler olacak. Hayda. Destekliyorum Sinan Enginiz'i. Adamın organiği Alp Kasay. Organik. Organiğe selam. Evet. Türkiye'nin önde gelen avukatlarından sevgili Ramazan Dinç abimize de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ramazan Dinç'e sevgili selam gönderiyoruz. İşte, yıllık kazançları ekranda. Obradovic şu anda Süper Lig'deki teknik direktörlerden daha fazla kazanıyor. Hak ediyor. Daha da fazlasını hak ediyor. 100 kere de hak evet. Ediyor. Gönül, buradan Obradovic'e de selamlarımızı gönül işlerinden, gönül işlerinden rol arkadaşım Spiker Beytullah'a selam. Beytullah hocam, selam istedi. Dedi. Ve söyledim. Hakan Şirin.
İzmir'in yıldızı Hakan Şirin'e selam. Perşembe oradayım Hakan Şirin koçum. Ben de mi gelsem İzmir'e ya? Okan Yılgıncı diye bir arkadaşım var. Çok çocukluk arkadaşım. Panel var hocam. Panel var. Ne paneliymiş bu? Panel bu. Üniversiteydi. Söylemek istemiyorum. Mecburen panele konuşmacı olarak anlatacağım. Mike Tyson'ı falan da anılarımı anlatacağım. Hangi üniversiteye mecburen... söyle ya? Yaşar mı? Söylemeyeyim. Yok yok söylemeyeceğim. Üniversite ismi söylemek istemiyorum. Çünkü ısrar etti. Hakan ısrar etti. Kabul ettim. Hakan Şirin benim kardeşim. Israr etti. Yoksa hiçbir yere şey yapmasın. Kabul etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Yani Ertem de biliyor. Çok aynen, geliyor evet. Panellere hiç gitmiyorum. Bir tane evet. Oraya Hakan Şirin'in hatırı için gidiyorum. Ben de Volkan, Senem, Fatih Kaya, Furkan Demir'den, Ali Gencay Sevinç, Almanya'dan Yunus, Oğuz Güney, Emirhan Kocaoğlu kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Samsun Spor'un başarılı kalecisi Soner Şahin kardeşime de başarılarının devamını diliyorum. Ve Samsun Spor'un da 3 puanı güme gitti. Lider Beşiktaş'ın, hırçın taraftarı Ali Berke. Liderlik sevincinden uyuyamadım diyor Ali Berke. Ali Berke, oğlum çok fanatiksin, bu kadar fanatik olma. Ali Berke gözlerinden öpüyorum. Oh 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 oh. Evet. Oh. Ali Berk benim akrabam. Bizim fotoğraf hazır mı arkadaşlar? Ali Berk benim teyzemin çocuğu. Ali Berke. Beşiktaşlı evet. Ben de bütün Göztepe camiası. Evet Sinan abi. Sevgili Mahmut Beylik yüzünden bizim medya... Vay Mahmut kardeşim ne haber? Sen nasıl Göztepe'lisin? Kim bu Mahmut? Mahmut bizim medya... Ya Mahmut Göztepe. Mahmut yapsana benim gibi ya. Yap bakayım benim gibi Mahmut. Yapmış işte. Mahmut yapmış ya inanılmaz. Hayır hayır oynat abi pazıları oynat. Mahmut çok çok selamlar sevgiler kardeşime. Medyahaber.com'dan Mahmut'a çok çok sevgiler selamlar. Sevgili seyirciler günün bütün özetini beyazgazete.com'dan bulabilirsiniz. Beyazgazete.com'da spor, sanat, siyaset ne varsa. Erdem'i gösterdiği kutlar. Hayata dair ne varsa. Hani hiçbir klip yapmadık. Her şey var sevgili seyirciler. Adana'da beyazgazete.com'da. Ne o? Ne? Selahattin Başkan ben Göztepe. De oradayım diye. Adana Demirspor maçım var. Kupa maçım var İzmir'de. Yok ya bir şey yok. Lig maçları hafta içi oynanıyor. Selahattin Başkan. O geldiği için işi gidiyor. Yarın maçlar var ya. Yok ya. Yarın maçlar var ikinci. PTT birinci ligde. Sahi mi söylüyorsun? İlk maçı oynanacak. Şu an Karşıyaka herifi oynuyorlar Adana. Tabii olabilir. Adana Demirspor maçı var herhalde ya. PTT 1. Olabilir. Hafta içi maç oynayacaklardı bu hafta galiba. PTT birinci ligde. Olabilir. Evet. Evet. Ondan evet, belki bak. Biliyorum evet. Geliriz başkan maçına. Evet. İzmir'e sabah uçağıyla mı gideceksin? Öğlen. Kaçta döneceksin? Hocam işte ya gece ya sabah. Gece dönersen geleyim diyorum. Gel. Hocam İzmir'de ne güzel yer be. Var çok arkadaşlar. Kızımız var. Zeynep Demir. Müthiş. Okan var. Benim çocukluk arkadaşlarım bunlar. Gel gidelim işte. İzmir. İzmir. Hakan alacak bizi alandan. Evet. Gittiğinizde Göztepe taraftarı Manisa öğreniyormuş. Ben organize edeceğim. Adana Demirspor Manisa öğreniyormuş. Şey anneler ve babası size kalırım. Evet. Olursun hocam. Seyir abi geldi babanın. Adana Demirspor'un durumu ne? Adana Demirspor'u çıkıyor mu? İkinci ya. Direkt çıkacaklar böyle giderse. Bizim Osmanlı'nın durumu Osmanlı ne? Osmanlı öyle arasında 5 puan var. 3'e inecekti. Osmanlı yenemedi Kayseri'yi. Acaba İzmir'e gönderirsen kim misafir eder? Adana Demirspor çok şanslı. Babaanne eder mi? Eder hocam eder ya. Sana her türlü ayarlarız ya. Hocam sen ne diyorsun ya? Param yoktu otelde kalamayacağım. Hakan Şirin misafir eder. Hakan Şirin var ya. Hocam bir kelle çövüşü İzmir'e gidecek. Yok şey diyeceğim o eski Santana pavyonun yanında bir neydi o topçu İbrahim mi ne? Topçu. Çöp şişçi. Ha, tamam işte. Ya bu işin bana böyle bir Hakan. Abi seni havaalanından alacağım. Nereye bir dakika alacağız. Bir yere gideceğiz dedi. Bir yemek yiyeceksin. Ya Hakan dedim ben yemekten koşuyorum sen beni yeme. Yok dedi kokoreç yaptırıyorum özel sana dedi. Hiç sevmem dedim. Karşıya kadar. Karşıya kadar kokoreç yaptırıyorum. Hiç sevmem Hakan dedim. Kokoreçi hiç sevmem ben. Sen sever misin? Güzeldir. Hiç sevmem ben. Ama İzmir kokoreçi ayrılır hocam. Yok abi sevmem. Mesela İstanbul'da şeyle falan yeniyor. Yanında domates. İzmir domates konmaz. İzmir'de büyük büyük kesilir kokoreç. Bol kimyon. Hiç sevmem. Bol hiç sevmem. Evet. Acı koyar koyar. Bizim mesela İstanbul'da bu şampiyonlardaki kokoreç asla İzmir'in çeşitli kokoreç değildi. Kokoreç böyle kalın kalın kesilmeli. Evet. Bol kimyon. Reklam bol tuz. Yok. Evet. Ve bir yandan da şey. Hiç dış kokoreç yerken dışkı kokusu alır mısın? Yok hocam. Ya, ben psikolojik olarak alamam. Hocam psikolojik değil o. Psikolojik. O koku temiz, temiz yapan da olmaz ama hocam, işe gerekli önem vermeyen de o koku kelle. Tebrik ediyorum. Hocam, bazen kokoreç alır. Hocam bak kelle sövüş. Hocam İzmir'de kelle sövüş. Bizim Göztepe'de bir Göztepe kellecisi vardır. Kelle sövüş. Bir de Alsancak'ta Altın Kapı'nın yanında bir yer vardır. Bir de bizim gazeteci Mustafa vardır biliyor musun? Muhteşem. İstanbul'da yapabilen yok. Gazeteci Mustafa'yı bilir misin? İzmirli mi?
mi? Ayağı sakat hani. Göster sakat. Göster bizim müdavimimizdir Mustafa. Her şeye renksek kalacak mesela. Ve Uğur var. Uğur Vurmaz Diyarbakır. Hocam her yerde. Kalır. Her yerde hocam. Hocam ne orada kaldı? Otel dolarda kaldı. Niye kalamazsınız? Psycho. He? Psycho. Adam öldü. Adam öldü. Yatarsın kendine. Yani eski günler yine yazdı. Hocam bak burada iddia ediyorum. İddia ediyorum. 2018'de Göztepe ilk 5'e girecek. Hadi bir çek de kapatalım. Bir göz göz çek. Girecek. Hadi göz göz. Göz göz Göztepe. Karşılığını vermeyin. Yalnız bırakmayın ya. Bana ne Göztepe'den? Babamın oğlu mu senin Göztepe'yi? Şeveriz o kadar. O İzmir'de hocayı basın. Hadi hadi hadi. Evet programımızın sonu geldi. Sevgili bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi akşamından bu yana. Kaf kaf kaf. 3-3-3-6-9. Erdem Yılmaz Vural'dan özür dile. Ne yaptık ki? Kozmik Evren bugün Yılmaz Vural haksızlık etti ve senle Kozmik Evren taraftarız. Sevgili seyirciler, hepinizi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Yılmaz Vural düşmanı nerede? Ahmet Çakar'a, Abdülkerim Durmaz'a, Rasim Ozan'a. Seni Yılmaz Vural düşmanı Ertem. Cumartesi, pazar, pazartesi akşamı Beyaz Futbol ve Derin Futbol'da tekrar beraber olacağız. Haydi gidelim abi. Hepinizi çok seviyoruz, hoşçakalın. Göz göz.